hasta sonuçta ne oldu? Normalde akciğer dokusunda hava aldığımız, nefes aldığımız yerlerin siyah görmemiz lazım. Bu COVID'li bir hastamız akciğeri, burada gördüğünüz gibi havalanmayı bozan, korona iltihabıyla uyumlu olan lezyonlar mevcut. Ha, DT'ye bakayım ben. Çok iyi fikir. mRNA aşıları çok kısa ve çok acele bir şekilde geliştirildi şeklinde bir yanlış söylem sosyal medyada çok yaygın. Bu da kesinlikle doğru bir bilgi değildir. mRNA teknolojisi 1990'lı yıllarda kanser tedavisinde kullanılmak üzerinde çalışılmaya başlanmış bir teknoloji. 2008 yılından itibaren de insan deneyleri yapılmaya başlanmış. Almanya'da bir şirket tarafından yeni geliştirilmiş bir teknoloji değil. Covid-19 pandemisinin doğurduğu acele bir tedaviye ve aşıya ulaşma çabası, yoğun bir uğraş sonucunda bunlar hızlandırılmış. Ancak olmayan yeni bir teknoloji ortaya çıkarılmış değildir. mRNA teknolojisi uzun zamandır üzerinde çalışılan bir teknolojidir. Kanser tedavisine kullanılmak üzere henüz daha çalışmalara ihtiyacı vardır. Ancak COVID-19 aşısı için denenmiş ve başarılı olmuş. Türkiye'de bizim kullanmakta olduğumuz 3 çeşit aşı var. Birisi Çin'den temin ettiğimiz inaktif teknolojiyle üretilmiş olan aşı. İkincisi mRNA teknolojisiyle üretilen BioNTech firmasından temin edilen aşı. Üçüncüsü de vektörel teknolojiyle üretilen yeni kullanmaya başlayacak Sputnik V dediğimiz aşı. mRNA teknolojisiyle kullanılan aşı hakkında özellikle sosyal medyada çok fazla bilimsel olmayan şeyler konuşuluyor. Nanoçip yerleştirilmesi gibi, manyetik alan oluşturulması gibi, mıknatısla etkileşime geçecek gibi ve benzeri gibi çok fazla gereksiz ve bilimsel olmayan söylem var. Bunun yanlış olduğunu, eğer biz bunun teknik yapısını, teknolojik geliştirilme basamaklarını baktığımız zaman bunun yanlış olduğunu zaten anlıyoruz. mRNA aşısı virüse ait mRNA dediğimiz bir genetik bir materyal var. Biz bunu belli aşamalardan geçirerek aşıyı oluşturup insan vücuduna enjekte ediyoruz, kas dokusuna. mRNA aşılarıyla ilgili sosyal medyada çok fazla bilimsel olmayan şeyler konuşuluyor. Nanoçip yerleştirilmesi, manyetik alan oluşturduğu, mıknatısla etkileşime geçmesi vesaire gibi. Bunun hiçbir bilimsel açıklayıcı yanı yoktur. Bu zaten mümkün değildir. Çünkü mRNA teknolojisiyle üretilen aşılar şöyle oluşur. mRNA dediğimiz virüsün içerisinde bulunan bir genetik materyal vardır. Bu virüsün dış yüzeyinde hastalık yapmak için kullandığı bazı protein yapıların üretilmesini sağlar. Biz insan vücuduna bu mRNA materyalini belli aşamalardan geçirdikten sonra kas dokusu içerisine enjekte ediyoruz. İnsan vücuduna enjekte edilen mRNA materyali virüsün dış yüzeyindeki proteinlerin sentezini sağlıyor. Bizim bağışıklık sistemimiz o virüsün dış yüzeyindeki proteinlerin tanınmasına, bağışıklık sisteminin aktive olmasına sebep oluyor. Bu virüsün dış yüzeyindeki hastalık yapıcı proteinler sanki gerçek virüsü taklit edercesine bizim bağışıklık sistemimizi uyarıyor. Ve biz daha sonra gerçek virüsle karşılaştığımız zaman, birisi bize bulaştırdığı zaman bunu aşı sayesinde bağışıklık sistemimiz daha önce tanıyor olduğu için hemen bağışıklık sistemimiz aktive hale geliyor ve virüsü etkisiz hale getirebiliyor. Bağışıklık sisteminin aktive olması bu mRNA materyalinin bize daha önceden sentezlettiği virüsü taklit eden proteinlerin varlığı sayesinde oluyor. Biz sanki daha önce virüsle karşılaşmışız gibi hemen savunmaya geçiyoruz ve bağışıklık sistemi erkenden savunmaya başladığı için virüs henüz hastalık yapıcı özelliğine, o proteinlerin sentezini, çoğalmasını vesaire bu aşamaya gelemeden bağışıklık sistemi tarafından virüs çökertilmiş oluyor. Dur, olmadı. Ciddiye deneyim, dur. Aşılanan bireylerde bizim COVID-19 zatürresi dediğimiz durum daha az görülmesini umuyoruz. Yapılan çalışmalar da ağır hastalık oranını, yoğun bakıma yatış oranını çok belirgin oranda azaltıyor.